Hoş geldiniz. Biraz piyasa hakkında konuşalım. Bugün faiz kararı oldu, faizlerde yükseliş oldu ve yıllık faiz %50'ye geldi. Endeks yükselse bile bu karardan sonra hisselerin çoğunun, özellikle yan tahtaların sert düştüğünü görüyoruz. Olabilir. Şu anda yükseliş trendinde olmadığımız için, düşüş trendinde olduğumuz için hisselerin düşmesi normal. Burada işin ortası yok. Piyasa ya iyi ya kötü. İkisinden biri. Ve şu anda piyasa bence kötü. Seçime az kaldı. 1,5 hafta kaldı. 1,5 hafta dişinizi sıkın. Seçimlerden sonra borsa iyi olacak, piyasa iyi olacak, sabredin. Seçimlerden sonra endeks 12 bine gidecek ve ederi olanlar, beklentisi olanlar, dinlenmiş olan hisseler yükselmeye devam edecek. Primini yapmış olanlar gitmeyebilir ki birçoğunda da patron satışları da görüyoruz kimisinde. Yüklü satışı yiyen hisseler bir süre gidemeyebilir. Bunun dışındakiler, beklentisi olanlar, araştırın hisseleri, inceleyin, beklentilerin, bilançolar, faaliyet raporlarını okuyun. Sektörlerin gidişatını araştırın. Düzgün hisseler bulun. Sabredin. Ben de böyle bir şeyler buldukça sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu sıralar katıldı daha çok yayın yapıyorum. Peki endeks seçimden önce 1,5 hafta içinde yükselmiş olamaz mı? Olabilir. Çünkü işte borsa iyi gitti. Milleti sevindirip daha yüksek oy potansiyeli de olabilir. Bakalım göreceğiz. Bu endeksi kimse tahmin edemez. Buna da kafa yormayın. Huzurunuz kaçmasın. Borsayı takmayın. Borsayı salarsanız para kazanırsınız. Borsayı kafaya takarsanız para da kazanamazsınız. Huzurunuz da gider. Burada kaçan kovalanır. Sen kaçarsan, borsayı takmazsan borsa senin peşinden gelir. Sen borsayı çok takarsan borsa o zaman ego yapar ve sana para kazandırmaz. Faizlerin artması, rasyonelleşme konusunda bir mesaj verdi. Yeni ekonomi yönetimi gerçekten kararlı olduğunu gösterdi. Seçimlerden sonra da enflasyon düşmesi konusunda da adımlar devam eder. Cumhurbaşkanı da enflasyon düşeceğine dair mesajlar veriyor ısrarla. Enflasyon düşeceğinin nasıl olacağı belli. Ve şu anda gerçekten enflasyonu düşürmeye yönelik bir şeyler yapılıyor mu? Son adım buna yönelik, evet. Rasyonelleşme, yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapması için pozitif bir haber. Seçimlerden sonra da ülkemize yabancı yatırımcı daha da artacaktır. Zaten son zamanda not arttırımı geldi biliyorsunuz. Hala yatırım yapılabilir seviyenin altında olsak da bu not arttırımı pozitifti. Seçimlerden sonra daha da rasyonelleşme. Neticesinde yine bir not arttırımı gelebilir. Bakın ardından gri listeden çıkış önemli bir hikaye. Bunlar oldukça ülkemiz ve borsamız dolar bazında da yükselecek ve tarih zirvesi 500 dolara gelecek. İlk denemede geçemese bile bir sonraki denemede artık orası geçilebilir. Yeter ki şu politikalar, rasyonelleşme, ekonomi bilimiyle uyum devam etsin. Peki seçimlerden sonra işte yüksek faiz olacak, var zaten. Mehmet Şimşek mesela bir açıklama yaptı. Dedi ki sağlık dışında kamuda hiçbir alanda alım yapmadık dedi. Sadece emekli olanların yerine atama yaptık dedi. Ve yavaşlama olacağı düşünülüyor. Seçimlerden sonra ekonomik yavaşlama olacak. Sanayi hisseleri için zor olacak deniyor. İhracatçılar zaten şu anda zor durumda. Dış piyasa zaten şu anda kötü. Dolar da çok yüksek değil. Ama yine de ihracatçıların avantajları var yani, vergi konusunda vesaire. Ve Amerika faiz artırımında pas geçti. Faiz artırımı yapmadı ama indirim de yapmadı. Yabancı piyasalarda bakalım ne zaman açılacak? 5 ay içinde mi? 6 ay içinde mi? Orada tabii çok tartışmalar var. İşte 3 ay içinde açılacak diyen de var. Faiz indirimi 5 ay sonra olur diyen de var. Yıl sonuna kadar olmaz diyen de var. Orada epey tartışmalar var. Zaten Yellen de habire farklı bir şeyler diyor. Bir öyle diyor, bir sonra pişman oluyor. İşte şöyle diyor, bir gaz veriyor, bir gazı geri çekiyor. Onlar da neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum. Piyasayı doğru okuyan kazanır. Borsada her zaman bir fırsat vardır. Kimi sektörler düşüşte olur, kimi sektörler yükselişte olur. Kimi firmalar yatırım yapar, kimisi yatırımını tamamlar. Yatırımını tamamlayan sektör kötü bile olsa kar artışı yapabilir. Bunları araştırın. Nasıl işte bir işe gidiyorsun. Günde 1000 lira kazanmak için 8 saat harcıyorsan bu yatırımlarını arttırabilmek için de eğitim, öğrenim, araştırma, bunları yapman gerekiyor. Hatta burada çok daha fazlasını yapman gerekiyor çünkü burada çok daha fazla para kazanabilirsin. Bilgi güçtür. Duyumla hiçbir şey olmaz. İşte faaliyet raporları, işte değerleme. Bazen duyumlar geliyor, işte şu hisse yükselecekmiş. Bakıyorum firmada ne var ne yok, hiçbir yatırım yok, bir şey yok. Niye yükselsin diyorum. Ha, duyumların kimisi bazen tutuyor. Ama kimisi de tutmuyor. Bu yüzden ben duyuma hiçbir şey inanmıyorum. Sadece ve sadece bilançolara, gelecek bilançolara, sektörel analizlere, yatırımlara inanıyorum. O da bazen gidiyor, bazen bekletiyor. Yani burada zaman kavramı diye bir şey yok. Bazen hemen gider, bazen bekletir. Peki hangi sektörler öne çıkacak? Sanayiler için yavaşlama olacak diyenler var. Evet, ama mesela marketçilik, şok market. Bence yükselecek. Şok market eğer bilançolar bitene kadar bu fiyatlarda kalabilirse listede en az %5, %10 oranında yer veririm. Bilançolar bitince yeni liste gelecek. Bunun dışında Türk Hava Yolları, Tüpraş. İkisi de uygun dinlenmiş. Bilanço anlamında da beklentiler fena değil. Bunun dışında factoring.
Bunlar şu anda revaçta olan sektörler. Peki aracı kurumlar. Eğer gerçekten yavaşlama olursa işsizlik olabilir ve millet işsizlikten habire hisse alsat yapar, Covid'de olduğu gibi. Ve aracı kurumlar yine para basar. Ya tabii ki o pandemi seviyesi kadar olmaz tabii ki bu işte. Sonuçta yine de aracı kurumların maliyet yok, bir şey yok. Sistemi kurmuş. Sen hisse alıp satarken kar desen, zarar desen o yine aynı komisyonu alıyor. O yüzden rahat iş. BIST 30'un direnci, bakın kısa vade birkaç günlük bakacak olursak, 9960 BIST 30 için konuşuyorum. Kapanış zirvesi orası. Bugün gaplı yükselmiş. Yarın o zirveyi deneyebilir. Geçebilecek mi, geçemeyecek mi bakalım. Bu sefer geçemezse seçimden sonra geçer. Panik yapmayın, sakin olun. Firmalarınıza ve araştırmalarınıza güvenin. Bilginize güveniyorsanız kafanız rahat olur. Bilginize güvenmiyorsanız, duyumla muyumla iş yapıyorsanız o zaman huzurlu olmazsınız. Para kazansan da huzur olmadıktan sonra o paranın bir önemi yok. Çalışan kazanır. Bilgi artı tecrübe eşittir başarı. Peki endeks seçimlerden sonra hemen yükselir mi? Şimdi kısa vade işini biz bilemeyiz öncelikle. Fakat bir fikir yürütecek olursak endeks bazen 200 günlük fiyat ortalamasına değiyor. Geçen seferki seçim öncesi düşmüştü ve 200 günlük fiyat ortalamasına değmişti. Oradan büyük bir rally yaptı. Şu anda 200 günlük fiyat ortalamasının üstünde hala. O yüzden çok net, kesin, kaçırılmayacak fırsat vesaire diyemiyorum. Uygun olduğunu düşünüyorum. Yani alırsın, diyelim %70-80 hissede olursun. Çünkü bu seferki rallide çok yükselmedik çünkü. Çok yükselmedik ama düştük. Seçim geldi mi ne olduysa artık, neyi bahane ettilerse. Yine bir ucuzluk bence var. Ya birçok hissede ucuzluk var. Pahalı olan da var, ucuz olan da var. Eder olanlarda, beklentisi eder olanlarda. Diyelim %80 pozisyon açtım. Gitmedi endeks. Bu sefer %100 mala çıkarsın. Endeksin yatay süreçlerine baktığımızda 6 ay aynı fiyatta dinlendiği oluyor endeksin. Şu anda o kadar olmadı. Yaklaşık bir ay oldu belki de. Yani endeks tamam düştü ama çok dinlenmedi henüz. Ama şu da var. Endeks önceki rallilerde çok daha fazla yükselmişti. Bu rallide çok yükselmedi ki. Çok yükselmediği için çok dinlenmesini de bekleyemeyiz. Ve seçim bahanesiyle bir ara düzeltme oldu. Seçimlerden sonra hızla yolumuza devam edebiliriz. Bu bir senaryo. İkinci senaryo ise 200 günlüğe değme ihtimali. Evet, iki tane ihtimal söyledim. Ama ben yine de borsanın uygun olduğunu, ucuz olduğunu düşünüyorum. En azından hani kendi kafamdaki hisseler için, yani kendi araştırmaların neticesindeki bulduğum hisseler için. Benim kafam rahat. Savruma da güveniyorum. Ama işte seçimlerden sonra endeks roket olacak falan. Ya bu konuda kesin konuşamıyorum. Belki bekletir. Ama 200 günlüğe değmiş olsaydı çok net konuşacaktım. Birinci ihtimal bu düzeltmenin bir ara düzeltme olduğu, mini düzeltme olduğu ve seçimlerden sonra yükseliş trendinin devam etmesi. İkinci ihtimal ise 200 günlüğe değme ihtimali. Peki hangi ihtimal için koşullar daha iyi? Valla nereye çekerseniz çekin çekilir. Çünkü yüksek faiz, durgun beklenti, endeks yatay. Yabancı yatırımcının gelmesi, endeks yükseliş. Yani iki ihtimal içinde bir altyapı var. Bakalım hangisi tutacak. Ama ben bunları düşünmüyorum. Sadece şimdi video çekeceğim için bir kafa yormaya çalıştım. Bunun dışında düşünmüyorum. Hisseler ne zaman yükselir, borsa ne zaman yükselir. Bunu kafaya takmıyorum. Yükselince göreceğiz diyorum soranlara. Borsada para sabırsızdan sabırlı yakar. Ama şimdi hani endeks 200 günle değecek olursa da yani nereden baksan bir 3-4 ay geçmesi lazım ki 200 günle değsin. O da çok yani enflasyon var. Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Geçen sefer de enflasyon vardı. 6 ay dinlendiğinde. Hatta daha çoktu o zaman enflasyon. Bakalım. Ben yine umutluyum. Mehmet Şimşek olduğu sürece benim kafam rahat. Hisseleri en tepeden almadığınız sürece kendinizi suçlamayın. En tepeden alan üzülsün. Siz dinlenmiş hisselerde pozisyon açtıysanız takmayın. En tepeden alan düşünsün. Dinlenmiş hisseyi varsa ederi beklentisi alırsın. Biraz daha dinlenirse biraz daha alırsın. Yüklü girdiysen sabredersin artık. Şunu unutmayın ki hisse dinlendikçe potansiyeli artar. Çok dinlenmişse hemen satmayın. İzlediğiniz için sağ olun.